Ekber, Allahu Ekber. Müslümanlar için özel bir önem taşıyan ve Recep, Şaban, Ramazan aylarından oluşan 3 aylar başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Keskin, hadislerden örneklerle 3 ayların faziletlerini aktardı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Recep ayı girdiğinde şöyle dua edermiş. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bizim için bereketli kıl, bu ayda, bu aylarda bize bereketler ihsan et ve bizi hayırlısıyla, selametle Ramazan-ı Şerif'e kavuştur. Üç aylar dediğimiz, yani bugünden itibaren girmiş bulunduğumuz manevi mevsimde kendilerini biraz daha ibadetlerde, iyiliklerde, hayır ve hasenatta yoğunlaştırmalıdırlar. Recep ve Şaban ayları Ramazan'a hazırlık açısından da büyük önem taşıyor. Bu aylarda Müslümanlar diğer aylara nispetle kendilerine biraz daha manevi bakımdan çeki düzen vermeli, kendilerini toparlamalı ki Ramazan-ı Şerif ayına manen hazır bir vaziyete gelmiş olsunlar. Çünkü Ramazan bildiğiniz gibi Kur'an ayıdır, ibadet ayıdır, hayır ve hasenat ayıdır. Bu aya girmeden önceki iki ay sanki bu aya giriş için bir hazırlanma dönemini teşkil etmektedir. Recep ve Şaban aylarında nafile oruç tutulmasının tavsiye edildiğini belirten Keskin, Peygamber Efendimizin hadislerinden örnek verdi. Özellikle Recep ve Şaban aylarında Pazartesi ve Perşembe günleri daha çok oruç tutulması tavsiye edilmektedir. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde amellerin Pazartesi ve Perşembe günleri Allah'a arz edildiğini, dolayısıyla ben oruçluyken amellerimin Allah'a arz edilmesini isterim dediği rivayet edilmiştir. Peki Peygamber Efendimizin bu aylara özel olarak gerçekleştirdiği bir ibadet var mıydı? Özel bir ibadeti yoktu ama bu aylarda diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu rivayetlerde anlatılmaktadır. Hatta müminlerin annesi Hazreti Ayşe, Allah ondan razı olsun, der ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki sanki hiç orucu açmayacakmış gibi bir algı meydana gelirdi bizlerde. Üç aylar içlerinde 5 kandil gecesinden 4'ünü taşıyor olmaları açısından da önem taşıyor. Yeni başlayan Recep ayının ilk cuma gecesini, yani 23 Nisan'ı 24 Nisan'a bağlayan geceyi Regaib kandili olarak kutlayacağız. Recep ayının 27. gecesinde Miraç, Şaban ayının 15. gecesinde Berat, Ramazan ayının 27. gecesinde ise Kadir gecesini idrak edeceğiz.